Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Malumunuz ihlas, bütün hal ve hareketlerimizde içtenlikle ve samimi olarak Cenab-ı Allah'ın rızasını kastetmektir. Yani Allah'a yönelme ve sadece O'nun rızasını isteme. İlahi ente maksudi ve rızaka matlubi demiş. Eskilerimiz bunu sık sık tekrarlardı. İlahi, ey benim ilahım, tanrım, Rabbim, Allah'ım. Ente maksudi, maksadım sensin, ve rızaka matlubi ve benim talep ettiğimde, aradığım, kastettiğim, amaçladığım gayem senin benden razı olmandır. Yani Allah'ın rızasını gözetme, ona talip olma, bir başkasından kim olursa olsun bu asla karşılık beklememe. Allah'a olan kalbi, lisani veya azalarıyla yapmış olduğu her türlü kulluk işlerinde başkalarına gösteriş yapmak veya yaptığını duyurmaktan uzak bulunma, kalbi böyle riyakarlık gibi, suma gibi kötü işlerden temizlemek duygusu, ihlas. İhlasın kaynağı şüphesiz ki kalpteki imandır. Özellikle de Allah-u Teala'ya ve yanında ahirete iman. Öldükten sonra dirilmeye ve orada hesap vermeye iman. Bu ikisi çok önemli. Sevgili Peygamberimiz bu ikisini devamlı yan yana zikreder. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Kim Allah'a iman ediyorsa, kim ahirete iman ediyorsa ya. Allah'ın gizli açık her şeyi gördüğünü, bildiğini, duyduğunu ve tespit ettiğini, kendisi bildiği gibi meleklere de yazdırdığını kiramen katibin sağında solunda ve bunların kitap olarak önüne konacağını, ikra kitabek, oku kitabını, kefa bi nefsike liyevme aleyke hasiba, hesapçı olarak da bugün sana bu yeter. Ve insanlar bakacak orada, oho, her şeyi yazmışlar. Büyük dememiş, küçük dememiş, her şeyi yazmışlar. Ve Allah-u Teala'nın önündesin, bu kitabı buyur oku diyecekler. Rabb-u Teala bunları bize peşinden haber veriyor. Ve asirû kavlekum ve vecerbû. İsterseniz sözünüzü gizli söyleyin, isterseniz cehri açıktan söyleyin. İnnehu alimun bidâtussudûr. O göğüslerden geçenleri bilir diyor Allah-u Teala. Mülk suresinde. Ashab suresi 54. ayet-i kerime. Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah hepsini bilir. Hiç şüphe yok. Değerli kardeşlerim, imanın ve ihlasın zirvesi sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından ihsan olarak nitelendi, isimlendirildi. El-ihsanu, ihsan. En ta'budallah, senin Allah'a ibadet etmen, kulluk etmendir. Ke enneke terahu, sanki sen onu görüyormuşsun gibi. Tabiri caizse avucunun içindesin. Onun için, Allah-u Teala için burada olmak, dağın ötesinde olmak, başka bir memlekette olmak, suyun dibinde olmak fark etmez. Her yeri anında görür yani. Onun için ne diyor ayet hadis-i şerifte Efendimiz? El ihsanu en ta'budallaha ke'enneke terahu. İhsan senin Allah'a görüyormuşsun gibi ibadet etmen. Neden? Fe illem tekun terahu, her ne kadar sen onu görmüyorsan da fe illahu yarake, o seni görüyor. Sanki sen avucunun içindesin. Sanki sen makamda, huzurda durmuşsun ya. Bunu bilmenin ne faydası, bunu zaten biliyoruz, ne faydası var diyemeyiz. Neden? Babamızın yanında, hocamızın yanında, büyüklerimizin yanında konuşmamıza dikkat ederiz. Oturmamıza, kalkmamıza dikkat ederiz. Yaptığımız işlere dikkat ederiz. Lauballikten değil mi? Hatta
Aşırı şakada mı gülmeden bile dikkat ederiz. Yan gelip yatamayız, ayak uykusuna atamayız. Büyüklerimizin huzurunda onlar bizi görüyor. Ama yalnız kaldığımız zaman icabında yatarız, ayak ayak üstüne atarız. Veya ahbap arasında biraz daha rahat konuşuruz. O yüzden beynel ahbap taskutul adab. Ahbap arasında edep düşer demişler. Yani uzanıp da konuşabilirsin, yan gelip yatarak da konuşabilirsin. Arkadaşlar, samimi arkadaşlar arasında bunlar olur. Ama o mecliste sen yan gelip yatarken, konuşurken baban içeri girse ya da hocan içeri girse hemen değerlerine toplanır, kendine çeki düzen verirsin. Aynen öyle. Allah Celle Celaluhu'nun seni her halinde gördüğünü bilirsen, her halinde Cenab-ı Allah'a layık olan güzel işler yapmaya dikkat eder. Allahu Teala'nın sevmediği, gazaplandıracak, öfkelendirecek ve seni cezalandıracak işlerden de kaçınırsın, uzak durursun. İşte ihlasın da, edebin de, efendim, her türlü güzelliğin kaynağı da kalpteki bu imandır. Allah'a ve ahiret gününe olan iman. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala yapılan bütün işlerin kendi rızası için olmasını bizlere kesinlikle emreder. Ve rızasını amaçlamayan işlerden dolayı kullarına bir sevap vermeyeceğini beyan eder. Bu yapılmaz anlamına gelmez. Yapılırsa da Allah'tan bir karşılık beklenmez yani. Bu kalp arılığı, niyet temizliği ve saflığı için çok önemli. İslam'ın öncelikle istediği bir iştir kalp temizliği. Ahlakın özü de budur zaten. Tasfiye-i kalp, tezkiye-i nefs derler eskiler. Kalbi saf, arı duru hale getirmek, nefsi arındırmak, temizlemektir. Esas bizden beklenen. O yüzden ister kalple, ister dille, isterse organlarla yapılmış olsun, her iş kalpteki niyete göre değerlendirilir. Sevgili Peygamberimiz, İnnemel amalu bin niyat diyor. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Bu hadis-i şerifin sebebi vurudunda ilginç bir olay var. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret emrini aldıkları zaman birer ikişer gittiler. Bir Müslüman vardı ki hicret etmeye niyeti yoktu. Fakat bir kadını seviyordu. Ona evlenme teklif etti. O kadın da dedi ki ben Medine'ye gidiyorum. Hicret edeceğim. Sen de Medine'ye gelirsen düşünürüz. Adam ben hicret etmeyeceğim demişti. Kadın gitti Medine'ye. Fakat bir müddet sonra adam da geldi Medine'ye, hicret etti. Gerçekten de evlendiler orada. Ashab-ı kiram, tabi onlar da insanlar, latifeleşiyorlar, şakalaşıyorlar. Onu gördükleri zaman Allah'ın muhaciri derlerdi birbirlerine. Ona bu falan kadının muhaciri diyorlar, ismiyle söylüyorlar. Gülüyorlar. Bir defasında Peygamberimiz bunu duyunca, hayırdır, nedir bu dedi. Anlattılar olayı. Peygamberimiz de böyle buyurdu. İnnemel amalu bin niyat, ameller niyetlere göre değerlendirilir. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُولِهِ Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicretini Allah ve Resulü kabul eder, öyledir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalık menfaat veya nikahlayacağı bir kadınsa onun hicreti de hicret ettiği o şeydir. Yani o menfaati elde eder, o kadını elde eder, o kadar ama sevabı yoktur anlamında. Çok meşhur bir hadis-i şeriftir bu. Buhari, Müslim, efendim Ebu Davud, Tirmizi, Nesai gibi çok hadis kitaplarımız bunu zikretmiştir. Değerli kardeşlerim, Allah için olursa görüyorsunuz çok büyük sevaplar alınıyor. Yapılan iş güzel bir işse, Allah için olmasa
Yaptığının menfaatını alır, elde eder ama ahirette pek bir sevap alamaz. O yüzden değerli kardeşlerim, ihlas kalbe ait bir iştir. Ve kalbe ait bir iş olunca Allahu Teala'dan ve sahibinden başkası onu bilmez. Çünkü kimsenin kalbini yarıp bakamıyoruz. Kalpte ne var onu ancak bir kalbin sahibi bilir. Bir de her şeyin sahibi bilir. Allah Celle Celaluhu. O yüzden görünürde yapılan nice güzel işler vardır ki insanlar onları beğenir ve yapanı takdir eder yani. Hatta yeri gelince ödüllendirirler. Mükafatlandırırlar yani. Ama o işin Allah Celle Celaluhu katında beş paralık bir kıymeti olmayabilir. Neden? Çünkü o işler Allah'ın rızasını kazanmak için değil, insanların takdirini kazanmak ve bir şekilde karşılığını almak için yapılmış insanlardan. Almıştır ya da almamıştır, o da ayrı bir mesele. Kesin olan bir şey var ki, Allah-u Teala işlerde bir başkasının ortaklığını asla ve kat'a istemez. Böylesi işleri kabul etmez. Biz bunu niye anlatıyoruz? İslam'a davet işinde. Bir Müslüman bildiğini başkalarına anlatıyor. İhlas lazım Allah için. Davetini yapıyor. Tebliğ ediyor Allah için. Cihad ediyor Allah için. Yani davet, tebliğ, talim, terbiye ve cihat hepsi güzel amellerdi. Ama Allah için yapılmalı. Eğer bu iş Allah için değil de şan için, şöhret için, maddi menfaat için veya bir şekilde insanların gönlünü kazanmak, o da bir mutluluk kapısıdır dünyada insanlar için. İnsanları kazanmak için olursa o riyakarlıktır, sum'adır. Allah ona bir değer vermez. Şu olur. Sen Allah için iş yaparsın. Tabii ki Allah için iş yaptığında Allah'ın adamları, Müslüman kullar seni sever, seni takdir eder, seni gerekirse ödüllendirir, sana bir kısım dünya bir payeler verir, makamlar verir. Bunlar olur. Bunlar haram da değillerdir. Ama kalbine bak değerli kardeş. Sen bunları elde etmek için mi yaptın? Yoksa Allah'ın rızasını kazanmak için mi yaptın? Önemli olan budur. Eğer Allah'ın rızasını kazanmak için yapmışsan, insanlar tabii ki seni sevecektir. Sevmesi de gerekir. Çünkü Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Men lem yeşkürün nas, lem yeşkürün laha azze ve cel. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen, Cenab-ı Allah'a şükretmesini de bilmez buyuruyor. Bir iyilik gördüğü zaman teşekkür edeceğiz yani. İslam'a davet eden, bizlere bir şeyler üreten insanlara da elbet ki teşekkür edeceğiz, hizmet edeceğiz, hürmet edeceğiz, saygı duyacağız. Onu rehber edineceğiz, onu önümüzü önder edineceğiz, ona bir yetki vereceğiz gerekirse yani. Bunlar ayıp değil, günah değil veya Allah için yapılmışsa sevabını da noksanlaştırmaz. O yüzden Allah kalpleri biliyor. Önemli olan burasıdır. Allah-u Teala yaptığımız her işi ihlas ve samimiyetle yapmayı bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin, o şuurda, o bilinçte eylesin. Değilse zaten hepsi boşa gitmiştir. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın ve selam.